Başlayalım arkasında. Evet, değerli arkadaşlar, değerli basın mensubu, Akisar'ın kıymetli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Akisar'da basın, her yerde basın bir numaradır. Ben yıllarca 3 taraf ticaret odası başkanlığı yaptığım dönem içinde basından hep işçi oldum. Onun için de ilk önce basından olan arkadaşlarımızla bir araya gelelim, kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da startımızı verelim düşüncesiyle bugün burada birlikteyiz. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi basınımız gerçekten Akisar'da birbirine bağlı, kenetlenmiş ve birlikte hareket eden ve Akisar'ın yanında olan değerli arkadaşlarımız. Aynı zamanda Medya TV'de moderatörlük yapar. Akisar'da vali müşavirimiz olan Engin Akyüz kardeşimiz de burada. O da bizim basınımızın değerli bir temsilcisi. Ben kendisine Merkez Çarşı'dan dolayı, hepimiz zaten Merkez Çarşı'nın arkadaşıyız, adamıyız, öyle söyleyeyim ben size. Ayrı bir de diyalogumuz var. Geçen de televizyon programına çıktık, gayet de güzel bir sohbetimiz oldu. Şimdi kendisine dedim ki, ya dedim Engin'cim dedim, gene bir program yap da beraber dedim bu işi dedim, götürelim dedim. Şimdi bugün burada arkadaşlarımızla beraber startımızı verdik. Hayırlısından başlıyoruz. Şimdi bizim ben kısacık bir şeyler anlatacağım. Bunu ben daha önce, 6 ay önce Medya TV'de Engin kardeşimle paylaşmıştım. Ama burada size kısa onları da paylaşayım. Bizim 3 tane hedefimiz var. Birinci hedef, Akisar Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütülmesi. Şu an projeler hazır. 4000 dönüm. Organize Sanayi Bölgesi şu an 3000 dönüm. 4000 dönüm projesi hazır. Fakat bir adım ileri gidilmedi. O günkü bakandan benim almış olduğum sözler vardı. Ondan sonra 2 tane daha bakan değişti. Ben de şimdi diyorum ki Allah kısmederse eğer biz çoğunluğu alır, iktidar olursak, ticaret odasında yönetimimizi kurarsak ilk hedefimiz Akisar Organize Sanayi Bölgesi'ni büyütmek olacak. Projeler hazır, bakanlarımız orada, siyasilerimiz burada. Bunu yapmamızın nedeni Akisar'ın ekonomisi büyütmek. Şu an 6000 kişi çalışıyorsa o zaman 8 daha koyduğumuz zaman 14000 kişi çalışacak. Kime faydası olacak? Akisar'da bütün kesimlere faydası olacak. İkinci hedefimiz de Akisar'da üniversitemizi, Akisar Üniversitesi'ni işler hale getirmek. Akisar Üniversitesi için geçen de yapılan toplantıda zorla 250 milyon lira para toplamışlar. Ben bundan 10 sene önce Akisar'da Kirazoğlu Devlet Hastanesi ek binasında biz 4 ayda 9 milyon para topladık. Bundan 10 sene önce. Ve ek inşaatı yaptık. Şimdi ben bakıyorum Akisar Üniversitesi milletvekilimiz çalışıyor. Siyasiler koşturuyor fakat bir kaynaşma yok. Ne yapmak lazım? Bir araya gelmek lazım. Bizim ikinci hedefimiz Akisar'ın kalkınması için, Akisar ekonomisine katkı sağlamak için bir özellikle Akisar Üniversitesi'nde hizmete girmesi lazım. Bunu aynısı Turgutlu yaptı. Aynısı Demirci'de var. Akisar'da niye olmasın? Akisar'da en azından 5000 tane talebe buraya geldiği zaman en ufak talebenin harcadığı para 400 lira. Bu kime gelecek? Akisar'a gelecek. Onun için ikinci hedefimiz bizim Akisar'da Akisar Üniversitesi'nin kurulması için elimizden gelen hep birlikte. Nasıl birlikte? Esnaf odalarımızla, ticaret odası, ticaret borsası, ziraat odası, esnaf odaları, sayın kaymakamımız, belediye başkanımız, basınımız, esnafımız hep birlikte hareket ederek ne yapılması gerekiyorsa bunları yapacağız. Daha önce biz bunları yaptık. Bütün esnaf odalarımızla, mülki amirlerimizle bir araya gelerekten bunları yaptık. Şimdi bunları yapılmayışının nedenlerinden bir tanesi de iletişim olmaması. İletişim yok. Herkes kendi havasında. Şimdi ben bakıyorum, hiç kimse bir araya gelemiyor. Daha önce bizim bir programımız vardı, gençleri bir araya getiriyor. Şimdi ben bakıyorum içimizde arkadaşlarımızın içinde genç, delikanlı çocukları var, kızı var, erkeği var. Ben bunları bir araya getirip,
Bir de hedeflerimizden bir tanesi bu. Gençleri bir araya getirip bu gençlerimizi birbirlerine tanışmasını, kaynaşmasını sağlayacağız. Daha sonrasında ne olacak? Birbirine alışveriş yapsınlar, birbirlerine tanısınlar. Ben yapmıştım, 20 tane genci bir araya getirmiştim. Bu 20 tane gence ayrı ayrı sormuştum. Birbirinizi tanıyor musunuz diye dediğimde hepsi birbirine bakıp biz tanımıyoruz diye demişlerdi. Benim amacım inşallah Allah kısmet ederse bu gençleri de bir araya getirip hem tanışmak hem ticaretlerin gelişmesini sağlamak hem de beraber iş yapmayı sağlamak adına bu arkadaşlarımızı bir araya getirmek. Ticaret doğrusu burada mihengi taşı. Basınla bakın şimdi burada Akhisar basının tamamı burada. Niye burada? Bizim yıllardan beri yapmış olduğumuz ilişkilerimiz, onlara dostlar ilişkilerimiz, her zaman birbirimize sahip olmamız. Onlar bana sahip olmuşlardır, ben onlara yardımcı olmuşumdur. Hep birlikte hareket etmişiz. Bakın bütün basın burada, eksiksiz. Siz değerli arkadaşlarım burada. O zaman ne var? Bir iletişim kopukluğu var. İletişimi bir araya getirdiğin zaman kesinlikle olmaması gereken bir şey yok. Ben size işte küçük bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bizim iki tane coğrafya işaretimiz var. Akhisar uslu, Akhisar domat zeytini. Onları bizim dönemimize biz aldık. Ondan sonrası için 4 tane müracaat yaptık. Akhisar domat zeytinyağı, Akhisar uslu zeytinyağı, Akhisar köfte, Akhisar tipik gemlik zeytini. 4 yıldan beri inanın rafta duruyor böyle, rafta. Raftan çekiyorsun, alıyorsun, buraya getiriyorsun, işler hale getiriyorsun. Gidip raftan onları almamıştım. İşin enteresan tarafı, şu anki yönetim kurulu başkanı olan arkadaşımız Türk Patent Enstitüsü'nde yönetim kurulu üyesi. 4 kişiden birisin. Ya sen 4 kişiden birisin. Yönetim kurulu üyesisin. Orada her şey senin elinin altında. Bizim bu coğrafya işlerimizi alsan da, getirsen Akhisar'ımıza, bir törenle bunları biz alsak da, işler hale getirsek de, kötü bu. Peki ne yaptınız? Ne yaptınız? Eski evimiz var. Eski bir ev aldık. Eski evi aldığımız zaman kaç para aldık? 145 bin lira aldık. Ben Ankara'ya gittim. Kültür Bakanı, orada bir yetkiliyle görüştüm. Dedim ki bizim ticaret sorusu var, paramız yok. Bize dedik para lazım, projeler burada. Oradaki yetkili de bana dedi ki, biz dedi size de para da veremeyiz. Teşekkür ettim, geldim. O zamanın Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Müzenin açılışına geldi. Müzemiz yapıldı, gayet de güzel oldu. Müzenin açılışına geldi. Müzenin açılışına çıktık. Elimde proje. Ertuğrul Günay'a dedim ki, Sayın Bakanım, biz eski bir ev aldık. Ben sizden para istemiyorum. Biz bu evin size tapusunu vermek istiyoruz. Alın tapusu sizin olsun, isim de sizin olsun. Burayı siz yapın. Ertuğrul Günay Bakan. Döndü bana dedi ki, Başkan dedi, kaça aldın dedi burasını. 145 bin lira aldık dedim Sayın Bakanım. O arka tarafta da ben gidip de bana para yok diye arkadaş da orada. Onu çağır gel bakayım buraya dedi. Adam geldi, buyur Sayın Bakanım dedi. Hemen dedi 145 bin lira veriyorsun. Ben de dedim ki bu 145 bin lira yetmez. O zamanki valisi Sayın Halil İbrahim Daşöz valimiz. Vali Bey'i çağırdı. Sayın valim dedi, üstünü de sen tamamlıyorsun dedi. Şimdi ben de döndüm valiye, bakan da burada. Sayın valim dedim, şimdi tamam diyorsunuz, yarın yok derseniz dedim, ne olacak yani? Ben kendime bir şey istemiyorum ki, Akhisar'a istiyorum. Rahat rahat da konuşuyorum yani. Halil İbrahim de şu, Sayın Valimiz de dedi ki, yok yok dedi, bizim dedi bu yerden harcayacak paramız var. Ne gerekiyorsa de versiniz, hiç dedim, merak etme. Paramız hazır, projemiz hazır. Verilen sözler yerinde. Hala o bina duruyor. Şimdi diyorlar ki, proje yapmışlar. Biz bunları yapacağız. Kardeşim yapacaksınız da cebinizden vereceksiniz. Hazır para varken, bedava bu iş yapılması varken, şimdi aklınız nerede sizin ya? Şimdi mi aklınıza geldi? Yani ben şunu demek istiyorum. Bizim projelerimiz zaten var. Yani bu herkesin bildiği bir şey. Ne yapacaksın? Üniversite. Ne yapacaksın? Organize sanayi. Ne yapacaksın? Eski. Zaten o burslar. Ondan sonra fuarlar. Okullara yardımlar. Onlar zaten rutin yapıyorsun zaten yani. Senin burada Akhisar için ilk önce yapacağın hedeflerin bu. Şimdi değerli arkadaşlar, güzel bir ekibimiz var. Ekiplerimizi kurduk. Değerli arkadaşlarım var. Hepsi de bu işi bilen arkadaşlarım. Kendi mesleğinde sevilen, sayılan ve bizi ticaret olsun temsil edecek, en üst derecede temsil edecek arkadaşlarım var. Biz bu arkadaşlarımızla yola çıktık.
ve biz bu işte başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve ben bakıyorum ki bizimle beraber hareket eden arkadaşlarımız da var. Bize destek de var. İnşallah, inşallah biz bu seçimi alacağız. Ha, şimdi herkes diyor ki ben seçimi alacağım, ben seçimi alacağım. Hiç kimse kaybetmek için yola çıkmaz. Ama ben kendi grubumdaki arkadaşlara bakıyorum, hakikaten birbirinden değerli, birbirinden güzel, çalışan, mesleğinde başarılı, ikili ilişkileri güzel, mesleğindeki gruplarındaki arkadaşlarımla ikili ilişkileri güzel, temsil kabiliyeti olan arkadaşlarım. Biz yolumuzu çizdik. Pazartesi günden itibaren, bugün sizler yaptığınız kahvaltıdan sonra, pazartesi günden itibaren de Sayın Dört'le Kaymakam Bey'imizle bir ziyaretimiz olacak, mülki amirimizle ilk önce onunla konuşarak da yolumuza çıkacağız. Diğer ondan sonra siyasi partilerimiz, odalarımız, arkadaşlarımız beraber, hep beraber iç içe yola çıkıp gereken neyse o arkadaşlarımızdan aldığımız yetkilerle biz bu işi halledeceğiz diye düşünüyorum. Burada bugün buraya gelip de bizi yalnız bırakmadığınız için Haldun abime, Engin kardeşime, Arif Bey'e, Semih kardeşime, Emrah'a, Mustafa'ya, Kenan kardeşime, Akif burada, Akif derler. Akif kardeşime, hepsine bütün basın mensubu, arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Onların yeri ayrı, onların yeri burada. Her zaman beraber hareket ettik, bundan sonra beraber hareket ettik. Vedat kardeşim de burada. Zaten biz Vedat kardeşimle her zaman görüşüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Benim arkadaşlarım da burada. Bizleri de gördünüz. Bizim de şu an kimlerle hareket eden arkadaşlarını da biliyorsunuz. Bizlerin de size ihtiyacı var. Bizler sizlerle inşallah bundan sonra bu işi aldığımız zaman beraber hareket edeceğiz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buraya katılımınızdan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı günler. Teşekkürler. Herkesin kahvaltısı bittiyse şurada hepinizi toplu olarak bir resim alalım. İki basamak böyle. Buyurun beyler. Başkanım tam ortaya buyurun. Bayan Öre alın. Evet. Bayan Öre. Siz de buyurun. Siz de buyurun başkanım. Evet. Semih Bey. Evet. Böyle biraz sıkışırsanız çok daha iyi olur. Başarılar diliyoruz. Arkadaşlar.